Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimiz adına kutlu olsun diyorum ve sonrasında oyunuma geçiyorum. Bu bölümde Rebel isimli oyunda arkadaşlar Güney Çölü'nü acımasız modda geçmeye çalışacağım. Vali olarak kimi kullansam diye düşünüyorum. Vali olarak ekonomisi tercih ettim ben arkadaşlar. Burada danışmanları hızlıca gösterebilirim. Burada aşçı danışmanı açıldı geçenki oyundan sonra. Bu bize koalisyon askerlerinin daha uzun bir süre sahada kalması şeklinde bir avantaj sağlayacak ve ben de onu kullanıyorum. Oyuna geçmeden önce arkadaşlar, eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve de destek olmak istiyorsanız, ki destekleriniz benim için çok önemli, kanala abone olursanız, videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz deyip oyuna başlıyorum. Şimdi burada öncelikle hükümet kısmından açmamız gereken özellikleri ben sırasıyla size gösteriyorum. Hizmet kısmından da genelde ben eğitimi öncelikle açıyorum. Çünkü istikrarı biraz daha uzun, kolay sürede sağlıyor. Ekonomistle oynuyorum. Ekonomist bildiğiniz üzere yıllık bütçesini toplu alıyor. Yani ay ay almak yerine toplu bir şekilde yıllık olarak ücret alıyor. O yüzden yani ekonomiste bir anda elinizde parayı bitirmekten ziyade elinizde bir miktar para tutun. Çünkü isyancı aktiviteleri ne zaman başlayacak, ne olacak bilemiyorsunuz. Şimdi burada uluslararası yardımı da açıyorum. Sivil toplum kuruluşlarından yardım gelmesi için bunu erken aşamada açmak gerekiyor. Evrensel adaleti açıyorum. Gelen destek miktarını arttırmak için. Oyunumu burada 3 kat hızlandırdım. Sizlerin değerli vaktini daha fazla çalmamak adına bunu her videomda söylüyorum. Şimdi burada sadece yatırım yapı seçiyorum ben. Burada bölgelerden daha hızlı bilgi alabilmek için nüfus sayımını açıyorum. Yolsuzlukla mücadeleyi açıyorum. Stratejik iletişim için şimdi birazcık bekleyeceğim. Burada da kamudan altyapı hizmetleriyle kalkınma müzakereleri özelliğini açıyorum. Bir yandan da bölgelerden hangi yardımı istediklerine dair bölge yazan yere tıklayarak bilgi alıyorum. Şu an sağlık istiyorlar. Bir bölgeden bilgi gelmiş ama birazdan onları da yaparız. İsyancı aktivitesi başladı. Burada hemen bir tane koalisyon askeri, bir tane de ulusal askerimizi çağırıyoruz. Burada kamplarını hızlıca bulabilmek için ben İHA'yı açıyorum. Hızlı bir şekilde yayılmalarını engellemek için arkadaşlar kamplarını bulmak gerekiyor. Garnizonu açıyorum ve hava saldırılarını açıyorum. Garnizonu açmamın sebebi bir an önce garnizonları inşa edip askerlerimize rahat bir şekilde destek sağlayabilmek. Bu arada kampı bulamadım. Hala kampın nerede olduğunu bilmiyorum derken kampı bulduk arkadaşlar. Burada ne diyelim? Arestem diyelim. Hem itibar puanı kazandırma ihtimali vardı. Şimdi kamplarını yok ettik. Ben mümkün olduğunca bu kentsel bölgeye isyancılar girmesin diye elimden gelen çabayı göstereceğim. Koalisyon askerlerimizi götürdüğümüz yerde daha hızlı destek kazanabilmek için o az evvel yaptığım geliştirmeyi yaptım arkadaşlar. Bir yandan da anlatarak oynamaya çalıştığım için birazcık zor oluyor. Burada ne yapsam diye düşünüyorum. Yani benim için ulusal askerler çok önemli olacak. O yüzden ulusal askerlere yatırım yapmaya devam ediyorum. Ama bir yandan da hızlı bir şekilde eğitilmelerinden dolayı, daha doğrusu hızlı bir şekilde olay yerine gelmelerinden dolayı koalisyon askerlerini de üretmeye devam ediyorum. Mümkün olduğunca isyancıları arkadaşlar tek bir bölgede toplamaya çalışıyorum. Özellikle de bu oyun için haritanın alt kısmında.
Bir yandan da istenilen altyapılara bakıyorum, istenilen kamu hizmetlerine falan bakıyorum. İsyancıların köprüye ulaşmasını engellemeye çalışıyorum arkadaşlar. İsyancılar ne kadar çabuk köprüye ulaşırsa o kadar çabuk kentsel alana yayılıyorlar. Bir de yayıldıkları zaman biliyorsunuz oradan oraya, oradan oraya koşturup duruyorlar sizi. Şöyle bu başkentimize yakın yerden mümkün olduğunca kovmaya çalışacağız isyancıları. Zaten hava saldırılarını önemli bir ölçüde güçlendirdik. Askerlerimize o şekilde yardım gelip isyancıları bulundukları bölgeden kovalayabiliriz. Sol alt köşedeki garnizonumuzu yıkmasınlar diye ben oraya hızlıca askerlerimi göndermiştim. İnşallah yıkılmaz. Hemen koalisyon askerlerini bir kere daha çağırıyorum. Burada yolsuzlukla mücadeleyi son seviyeye getiriyorum. Derken sol alt köşedeki garnizonumuzu yıktılar. Birazcık orada geç kaldık. Çok da önemli değil. Garnizon için güzel bir konum. Hemen burayı kabul ediyorum. Bu arada paramı ekonomistle çoğu zaman sıfırlamamaya çalışıyorum. Çünkü işte bu şekilde garnizon kurmak istenildiği zaman elinizde para varsa hızlıca kurabiliyorsunuz. Haritanın üst kısmında istikrar neredeyse tamamen sağlamış durumdayım. Şimdi hızlı uçak rotasyonu açıyorum. Yolsuzluk temizliğini bir seviye yükseltiyorum. Burada su ve elektrikle ilgili kamu yardımı istiyorlar. Suyu açıyorum ama elektrik biraz bekleyebilir. Haritanın sol alt tarafında durum iyi aslında. Benim biraz daha sağ alt tarafa doğru yönelmem lazım. Ama sol taraftaki köprüyü tutmak istiyorum. Burada anlaşmak isteyen isyancılara şimdilik hayır diyorum. Bu koalisyon askerlerini hemen geri gönderdim. Aslında keşke biraz daha bekleseydim. Birazcık acele ettim geri göndermek için. Kaldıkları kadar kalsalardı ondan sonra gönderirdik zaten. Koalisyon askerleri geri çekiliyor diyor. Ne yapalım burada? Müzakere yapabiliriz. Yani geri çekilmek isteyen geri çekilsin. İlerleyen dönemlerde geri gelme ihtimalleri olur en azından. Şimdi burada yol yapıyorum. Yol yapmamın sebebi de gitmek istediğim yerlere askerlerimi biraz daha hızlı götürebilmek. Aslında yol yapmakta geç bile kaldım. Bu isyancılarla uğraşmaya başladıktan sonra ne yazık ki birazcık kamu hizmetleri aksıyor. Bu arada 0 dolarım kaldı. İnşallah yani bir yerlere böyle garnizon kurmak falan istenmez ya da böyle dolar gerektiren bir durum hasıl olmaz. Burada çok yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle süre etmeyecek. Herkesin önünde suçla diyeceğiz. Aynen öyle. Bu arada istikrar seviyesi arttıkça arkadaşlar yıllık gelen gelir de artıyor. Mesela oyunun başında bu kadar fazla gelmiyordu. Tek seferde 62 dolar birden geldi. Oyun sonlarına doğru dolar sıkıntısı yaşamayacağız. Hatta elimizde dolarlarımız fazlaca kalacak. Burada ben ordu kısmına yatırım yapmaya devam ediyorum. Hükümet kısmından da uluslararası ilişkileri açıyorum. Kırsal yardım ofisini açıyorum ki kırsala daha hızlı bir şekilde kamu hizmetlerini götürebileyim. Benden elektrik istiyorlardı aslında. Hala elektriği yapmış değilim ama onu da hallederiz. Şimdi burada ulusal askerler arasında firar sayısı artıyor diyor. Ben burada ulusal askerlerin gücünü arttıracak şekilde ödemeyi arttır seçeneğini seçeceğim gibi duruyor. Aynen öyle yani elimde param varken ödemeyi arttır seçeneğini seçiyorum. Örtbas edelim. Hemen isyancı kampını yok etmeye çalışalım. Kuralları esnet diyelim. Aslında şu soldaki isyancılar da haritanın sağına doğru gelseler benim için gayet güzel olacak fakat
Yani o solda bir tane isyancı süründürüp duruyor beni. Örtbas edelim. Gidene kal demeyiz. Hemen yolladık koalisyon askerini. Garnizonlarımızı güçlendiriyoruz. Zaten burada güzel bir miktarda param olduğu için hükümet kısmından sivil memurları açıyorum. Son koalisyon askerlerini çağırmak için biraz daha bekleyeceğim. Tek seferde 73 dolar geldi. Gayet iyi. Burada yine hala yani pazarlığı reddetme şansları olduğu için ben barış anlaşmalarını kabul etmiyorum. Daha doğrusu müzakereye oturma anlaşmalarını kabul etmiyorum. Kampları çıktıkça kamplarını yok edin arkadaşlar. İsyancı kapasitesinin artmaması için. Burada zaten elimde fazlasıyla para var. Hiçbir şey yapma seçeneğini seçmeyeceğim. Orduya yatırım yapmayı düşünüyorum ben. Bu sayede ordumun gücü daha da artacaktır. Garnizon için güzel bir nokta. Benim için yani haritanın alt tarafında kurulacak bütün garnizonlara ihtiyacım var. Ordu kısmını ben yükseltebildiğim kadar yükselttim. Birazdan tamamen kamu kısmına yöneleceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kamuda birazcık geç kaldım biliyorum ama benim için şu an isyancılarla mücadele edebilmek daha önemli. Zaten istikrar kazanmaya başladığımız için. Bu arada yeni hava kuvvetlerini seçiyorum. Burada yine ben isyancıları tehdit ediyorum. Artık ordu kısmından hassas mühimmat özelliğimizi de açıyoruz ve kırsal yardım ofisini ikinci seviyeye getirip buradan artık kamu kısmına yöneleceğim arkadaşlar. Burada kurnaz baskı diyoruz. Yine geri tepti çok da önemli değil. İsyancı kapasitesini değiştirmeyecek. Şu an aslında istediğim gibi haritanın alt tarafında isyancıları tamamen topladım. Üst tarafta da istikrar kazanmaya başladıkça isyancıların çok da fazla kaçacak yerleri olmayacak. Çok güzel para gelmeye başladı. İsyancıların kampı varmış. Hemen onu yok ediyoruz. Burada sıradan ben açıyorum. Enflasyon artacağı zaman biraz daha bekliyorum. Gerçi ekonomistin enflasyonu kontrol etme özelliği de var ama o da sadece tek bir özellik, daha doğrusu tek bir güçlendirme yapmak için. Bu arada ben isyancıları tehdit etmeye devam ediyorum. Burada seçimleri planlı diyorum. İtibar puanı kaybetmek istemiyorum çünkü. İstikrar %100 olana kadar arkadaşlar bu şekilde isyancılarla artık kaç kovalı oynayacağız. Yapacak başka da bir şey yok. Burada uzak yardım ofisini iki seviyeye getiriyorum. Yolları geliştiriyorum. Askerlerin olay yerine daha hızlı ulaşabilmesi için. Burada enflasyon özelliğini kullanıyoruz mesela. Elektriği açıyorum. Gördüğünüz gibi enflasyon yine yükseliyor. Yani sadece tek bir kamu hizmeti yapmanıza yetecek kadar enflasyonu engelliyor. Sonrasında tekrardan normal dönüyor. Şimdi burada koalisyon askerlerini tutabildiğim kadar tuttum. Şu an itibar puanım iyi aslında. O yüzden ben buradaki koalisyon askerlerini kısa dönem tutmayı düşünüyorum. Çünkü birazdan anlaşmayı reddettiğimiz zaman isyancılar bayağı bir artacaktır diye düşünüyorum. Yabancı gazeteci kaçırıldı diyor. Elimizde paramız olduğu için fidyeyi ödeyelim. Hiç önemli değil. Garnizonumuzu kuruyoruz. Burada artık yolları son seviyeye getirdim. Elektriği son seviyeye getirdim. Yakında kamu hizmetinde de açacak hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Oyunun hızını ben azalttım çünkü artık isyancılar gerçekten kaçarken
yetişmekte zorlanıyorum. Hangi isyancı nereye kaçtı bazen görmeyi yani gözümden kaçıyor. O nedenle de itibar puanı kaybediyorum. Artık isyancıların konuşmayı reddetme şansları kalmadı. O yüzden ben konuşmayı denediyorum. Buradan gelen bütün her şeye olumsuz cevap verip hayır, hayır işte isyancılar suçlu vesaire falan deyip itibar puanımızı zaten arttıracağız. Burada enflasyonun artmış olmasını da çok umursamıyorum artık. Zaten elimdeki paralar birazdan fazlasıyla kalacak benim. İsyancıları yasaklıyoruz. Burada itibar puanımızı arttıracak özellikleri seçeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burada isyancılar özür dileyecek. Burada tam seçimler diyeceğiz. Yani mümkün olduğunca itibar puanı kazanabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız bu noktada. İsyancılar kaçmayı biz kovalamaya devam ediyoruz. İsyancılar tüm silahları teslim etsin. Burada kurnaz baskı diyeceğiz. Artık kurnaz baskılar işimize yarıyor. İsyancı kapasitesini azaltıyor. Burada hızlıca hemen kamu hizmetlerini geliştiriyorum. Bu kamu hizmetlerini oyunun başında geliştirsem büyük ihtimalle istikrar daha hızlı bir şekilde sağlarım. Ama şöyle arkadaşlar, isyancılarla uğraşırken gerçekten kamu hizmetlerini bir yandan yapmak zor oluyor. Burada koalisyon askerlerini tutabildiğim kadar tuttum ve artık eve göndersem mi diye düşünüyorum ama birazdan anlaşmayı reddedeceğim için benim askerlere ihtiyacım olacak. O yüzden kısa dönem biraz daha tutmak istedim ben oradaki askerleri. Artık bunları eve gönderebiliriz. O kadar da fazla itibar puanı kaybetmenin anlamı yok. Burada uluslararası güçler kalacak diyoruz. Bu arada yolsuzluk bayağı yani %44 seviyelerine kadar arttı. Allah'tan itibar puanımızın fazla azalmasına sebebiyet vermiyor da çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ekonomist oynarkenki sıkıntılardan biri de bu oyunun sonuna doğru yani bu şekilde yolsuzluk seviyesi bayağı artıyor. Anlaşmayı reddettiğim için arkadaşlar görüyorsunuz isyancılar bir anda bastırdı. Az evvelki koalisyon askerlerini de bu yüzden yollamak istememiştim. Ama birazdan yine bu isyancı arkadaşları bir bölgede topladıktan sonra bu sıkıntıyı da çözmüş oluruz. Anlaşmayı ben kabul etmedim çünkü hala aktif olarak görev yapan yeni değil de aktif olarak görev yapan isyancılar vardı. Onlar benim bayağı itibar puanı kaybetmeme sebep olacaklardı. Ayrıca bu bütün bölgelerde istikrarı zaten sağlamak üzereyim. Yani bütün bölgelerde istikrarı sağlamak üzereyken anlaşmayı kabul etmek bana çok da doğru gelmedi. Ben yine bu oyunda isyancılarla istikrarı sağlayana kadar anlaşmayı kabul etmeyi düşünmüyorum. Bu isyancıları soldaki askerlerimi kıpırdatmadım çünkü aynı noktada toplamak istiyorum. Burada kalan kamu hizmetlerinin hepsini açıyorum artık. Ordu kısmında da bir şey kalmadı. Koalisyon askerlerini burada eve gönderiyorum. Burada ben yine anlaşmayı reddet diyorum. Reddet dediğim gibi gördüğünüz gibi başka yerlerde de isyancılar çıkıyor. Aktif olarak 27 isyancı var şu an.
sayıları bayağı fazla. Yani ben şimdi 27 isyancı varken anlaşmayı kabul etsem benim rahat bir 50-60 itibar puanımı düşürecekler. Burada ben tam seçimler diyorum. Zaten yeteri kadar param var elimde. Buradaki askerlerimi oynatmaktan vazgeçtim. Bir an önce istikrarı sağlasınlar istiyorum. Ama yani oynatmak zorunda da kalıyorum ne yazık ki. Burada kurnaz baskı diyeceğiz tabii ki. Gördüğünüz gibi şu an 300 dolarım var ve fazla fazla para geliyor ve ben hiçbir yere harcayamıyorum. Artık istikrar sağlanmayan son iki bölgem kaldı. İki diyorum çünkü bu istikrarı kaybettiğim bölgelerde istikrar toplaması kolay oluyor zaten. Şu an sol alt köşedeki bölgelerde de istikrarı tamamladıktan sonra oyunu kazanmış olacağız arkadaşlar. Mesela burada yine anlaşma yapmak istiyorlar. İstikrar %96'da ben bu anlaşmayı kabul etmeyeceğim. Şu an hala 26 tane isyancı var arkadaşlar. Yani anlaşmayı kabul etmemin hiçbir anlamı yok. Ben burada ama çok da fazla isyancı faaliyeti olmasın diye imtiyaz talep ediyorum. Çünkü anlaşmayı direkt reddetsem çok fazla bir şekilde isyancı sayısı artacak. Zaten istikrar neredeyse sağlamak üzereyim. O yüzden birazcık vakit kazanmaya çalışıyorum şu an. Sol alt köşedeki askerlerimi oynatmıyorum ki orada istikrarı hızlı bir şekilde sağlayabilelim. Burada kurnaz baskı diyoruz. İsyancı kapasitesini azaltmak adına. Burada denetim şartıyla onaylıyoruz. Burada yine imtiyaz talep et diyorum. Çünkü zaten anlaşmayı reddetsem de 4 itibar puanı kazanacağım. İmtiyaz talep edince 3 itibar puanı kazanıyorum. Arada çok fazla bir fark yok. Hala isyancıları kovalamaya çalışıyorum. Burada tam seçimler diyorum ve yani şansa 9 itibar puanı kaybettik. Çok da yapacak bir şey yok. Artık son bölgede isyancı kaldı arkadaşlar. Birazdan bu isyancı faaliyetleri de sönecektir. Çünkü istikrar zaten %100 oldu. Ve bu şekilde oyunu kazanmış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. 5 yıldız almışız. Gayet güzel. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.